Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda size MetaMask cüzdanımıza nasıl token ya da diğer adıyla jeton ekler onu göstereceğiz. Daha önceki videolarımızda MetaMask cüzdanının nasıl kurulduğunu anlatmıştık. Eğer onu izlemediyseniz herhangi bir cüzdanınız yoksa sağ üst köşe kartına bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Ve sonrasında da bu cüzdana Ethereum dışında diğer ağların nasıl eklenebileceğini anlatmıştık atıyorum poligon veya Binance Smart Chain gibi. Onların videosunda hem aşağıya hem yukarıya bırakıyorum. Eğer bunlar yoksa hani bu videoyu izlemeniz mantıksız. Zamanınızdan da çalmak istemem. Şimdi bizim MetaMask cüzdanımızda hem Ethereum ağının hem Polygon ağının ve Binance Smart Chain ağının var olduğunu düşünerek ee, token eklemeye geçelim. Metamask cüzdanımız bildiğiniz gibi ilk önce direkt Ethereum'da geliyor. Sıfır Ethereum var benim cüzdanda gördüğünüz gibi. İlk ağımız bu. Burada şöyle açtığımızda eklediğimiz ağları görebiliyoruz. Polygon ağı yani Matic ağı yine sıfır var. Veya Binance Smart Chain ağı yine aynı şekilde sıfır var. Peki buraya token nasıl ekleyebiliriz? Jeton nasıl ekleyebiliriz? Birçok jeton var çünkü burada sadece Ethereum gözüküyor coin olarak. Onu da şu şekilde yapıyoruz. Hangi coini veya token'ı eklemek istiyorsak. Import tokens'a basıyoruz aşağıda. Custom tokens'a geliyoruz. Burada biz de bir token contract adres girmemizi istiyor. Hemen onun içinde coin market e geliyoruz ve ben atıyorum Ethereum ağında USDT gireceğim diyelim. Tether'e tıklıyorum. Gördünüz mü? Şurada MetaMask'in zaten kendi şeyi de var, logosu da var. Şu contracts'ten kopya adrese tıklıyorum. Yine geliyorum şöyle açıyorum. Hop import tokens'a tekrar geldim custom token'a tıkladım yapıştırdım gördüğünüz gibi usdt çıktı hemen add custom token diyorum import token istiyorum ve artık usdt de benim burada e, hr gözüküyor aynısını aynı şekilde e, binance smart chain için de yapabiliriz bir de onun için göstereyim isterseniz binance smart chain içinde şey yapalım pancake swap ekleyelim mesela buraya yazıyorum Pancake Swap. Gördünüz mü? Zaten Binance Smart Chain'in kontrat logosu da var. Kopyalıyorum. Hemen hatta direkt buraya geliyorum. Hiç yer değiştirmiyorum. Import tokens'a tıklıyorum. Token kontrat adrese kopyaladığımı yapıştırıyorum. Cake çıktı. Add custom token'a tıklıyorum ve ekledim. Bu kadar. Basit. Hemen geri geldiğimde burada cake'i de görebiliyorum artık. Hani bazı arkadaşlar şey zannediyor. E, şu accountlarına bu IBAN gibi bizim bir numaramız var ya blockchain üzerinde. Buna herhangi bir token veya coin gönderip neden gözükmüyor diye soruyorlar. paran param boşa mı gitti diyorlar. Hani gözükmemesinin sebebi büyük bir ihtimalle yanlış girmediyseniz şu ifadeyi yani rakamlar ve sayılardan oluşan şu blockchain üzerindeki IBAN'ı diyeyim. Buraya o token'ı eklememiş olmanızdır token'ı buraya eklerseniz coinmarketcap'ten rahatlıkla görebilirsiniz tamam mıdır yani para hiçbir şekilde boşa gitmiyor varsa zaten burada geldiyse gözükür tamam mıdır Evet benim bu video için anlatacaklarım bu kadar umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen bu benim için çok önemli eğer hala kafanızda bu konuyla ilgili bir soru işareti varsa yorum bölümünde belirtin. Ben ve elbet başka bir arkadaşım yardımcı olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman diyorum.